en zorlu süreçlerden birinden geçiyoruz. Peki üniversite tercihi nasıl yapılmalı? Bu zorlu süreçte öğrencilerimize nasıl yardımcı oluyorsunuz? Hemen onu soralım. Şimdi tabii ki yoğun çalışma temposunun ardından aslında en kolay gibi görünen fakat en zorlu süreç tercih dönemi. Hatta adaylardan geri dönüşler genellikle şey oluyor, hani sınava hazırlanmak daha kolaydı. Çünkü birçok seçenek var, birçok bilgi var, bilgi kirliliği var, doğru yanlış birçok şey dolanıyor. Dolayısıyla kafalar çok karışık. İlk başta biz görüştüğümüzde adaylarla biz daha fazla kafalarını karıştırıyoruz. Çünkü hiç hesapta olmayan şeyler çıkıyor listelerinde. İşte vermiş olduğumuz listelerde ya da tavsiye ettiğimiz kendi eğilimlerine yönelik özellikle. Birçok farklı unsur çıkıyor, program çıkıyor, üniversite çıkıyor. Bizler ilk önce sakin olunması gerektiğini söylüyoruz. Yani tabii ki heyecan var. Fakat öncelikle sakin olup programları iyi araştırmaları gerekiyor. Kendi ilgi ve yönelimlerini iyi bilmeleri gerekiyor. Yani aslında teknik olarak bizim burada yapmış olduğumuz iki aşamalı bir süreç oluyor. Öncelikle bir program listesi veriyoruz adaylara yönelik, başarı sıralamalarına yönelik. Daha sonra bunları bir araştırmalarını istiyoruz. Çünkü genellikle meslek duyumları, kulaktan dolma bilgiler, komşu yönlendirmesi, arkadaş yönlendirmesi gibi olabiliyor. Bunlar da kimi zaman üst sıranda sonuçlanabiliyor programa girildikten sonra. Dolayısıyla ilk aşamada bunu araştırmalarını istiyoruz. İkinci aşamada da ilgilerini ortaya çıkardıktan sonra da bunların artık sıralamasını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bir sürecimiz işliyor. Peki hocam, başarı öğrenciler puanlarına göre mi yoksa başarı sıralamasına göre mi? Yani başarı sıralaması atıyorum orta seviyede ama ile de üst seviyeden bir bölümü tercih eden bir öğrenci varsa onların kafa karışıklığı ve ya da seçme aralığı nasıl olmalı? Şimdi öncelikle zaten puana bakmıyoruz. Hiçbir şekilde puan yanıltıcı oluyor. Öyle Hatta mi? adaylar genellikle bu yanlışı yapıyorlar. Puana bakıp işte geçen yılın puanına yetiyor ama gibi cümlelerle çok karşılaşıyoruz biz. Puan değil, sıralama diye aslında bunu sürekli söylediğimiz şey. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Bu puanı alırsam buraya yerleşirim gibi bir sınav değil. Yani okulda girilen branş derslerinin sınavları gibi, klasik sınavlar gibi değil. Çoktan seçmeli ve dediğim gibi sıralama sınavı. Dolayısıyla bizim dikkate aldığımız şey, öğrencilere tavsiye ettiğimiz şey sıralamalarını dikkate almaları. Ve kendi sıralamalarının bu tabii bulundukları dilime göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak söylüyorum bunu. 30-40 bazı durumlarda 50 üzerinde, %50 üzerinde bir sıralama. Yani atıyorum işte 30 bin sıralamadaki bir aday 15-20 bin bandında başlayıp yine kendi sıralamasının işte %30-40 hatta 50'ye kadar da düşebilir burada. Dediğim gibi dilime göre değişkenlik gösterebilir. Yani 50 bin, 60 bin bandında da listesini kapatması sağlıklı bir liste oluşturacaktır. Hocam bir de her sene artmıyor gerçi ama biz son baktığım kadarıyla 24 tercih var. Yani 50 bant altında, 50 bant üstünde. Sizce yeterli mi? Bu neye göre belirlenmiştir? O 24'ün hepsi de doldurulmalı mı? Ve en üst sıralara hangileri yerleştirilmeli? Şimdi bu aslında adayın kendisine göre değişkenlik gösterecek bir şey. Yani tek tercih yapıp da bırakabilir aday. Yani tek bir tercih yapıp bırakabilir. Tamamen adayın idealleriyle ilgili bir şey. Biz şunu tabii ki tavsiye etmiyoruz. Sırf listeyi doldurmak için istemediğimiz programı listemize dahil etmemiz bizi mutsuz edecek bir şeydir. Dolayısıyla bizim bu yola çıkarken planladığımız, hedeflediğimiz meslek grupları nelerdi ya da programlar nelerdi, bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ha, il değişkenliği gösterebilir burada. Hani şu adaya şunu soruyoruz biz. Yani tekrar hazırlanmak mı seni daha mutsuz edecek? Yoksa işte atıyorum X üniversitesinin X bölümüne gitmek mi seni daha mutsuz edecek? Aday orada verdiği cevaba göre de bu liste daha uzayabiliyor. Yani 24'ün tamamı da dolabiliyor. Onu da dolabiliyor. Ya da dediğim gibi tek tercihde bırakabiliyor aday bunu.
Ama en çok istediğimizi ilk sıraları mı bitirmemiz gerekiyor? Tabii ki de yani ÖSYM'nin son yıllarda özellikle kılavuzda da vurguladığı gibi istek sıramız burada önemli. Hala daha yanlış lanse edilen bir durum, ölü tercih hikayesi. Ölü tercih eskiden de. Eskiden sıralama yapıldıktan sonra işte bir orada teknik bir işte en iyiden en kötüye doğru sıralama yapılması gerekiyordu. Fakat artık böyle bir şey söz konusu değil. Adayın istek sırası önemli burada. Dolayısıyla en çok istediğimizi ilk sıralara yazıp en az istediğimizi ve listeyi kapatmak daha doğru olacaktır. Burada dediğim gibi adayın ilgisi bu yola çıkışıyla beraber aslında neyi hedeflemiş? En azından ona yakın programlar ya da ilgisini çekebilecek programlar adayın önceliği olmalı. Hocam bir de şu son dönemde hiç üniversiteye gitmeyenler, böyle bir tercih aşamasında olmayanlar bile reklamlardan, ondan sonra ah ben de bir şu üniversiteye işte ikinci kez, üçüncü kez gitsem mi diye o kadar çok güzel bir şekilde lanse ediliyor ki bu üniversiteler, ah ben de mi yeniden üniversiteli olsam dedirtiyor. Gerçekten bütün öğrenciler bu süreçte, tercih sürecinde gezmeli, görmeli, yakınlığına göre mi, bölüm tercihi mi yoksa üniversite tercihi mi ön planda olmalı? Biraz da onu soralım. Şimdi öncelikle şimdi bu mesleği icra edeceğimiz için biz bunun hayalini kurduğumuz için öncelikli olarak tabii ki program bölüm yani burada temelde dikkate almaları gereken. Fakat şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ki adayların işte programa göre 2 yılları ya da 4 yıllık bir lisans programı ise eğer 4 yılları tıp okuyorlarsa 6 yıllara hatta İngilizce tıp okuyorlarsa 7 yılları o yerleşkede 7 yıl geçecek. O üniversitede geçecek. Dolayısıyla burada biz hep şunu söylüyoruz. Listenize dahil ettiğiniz üniversiteleri, dahil edeceğiniz üniversiteleri mutlaka gidin yerinde görün. Çünkü dediğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi bu tercih dönemi, tercih tanıtım dönemleri üniversitelerin kendilerinin reklamını en iyi yaptığı, kendilerini en iyi şekilde göstermeye çalıştıkları şeyler, süreçler. Dolayısıyla burada gidip akademisyenlerle görüşmek, programa dair, üniversitenin yerleşkesini, havasını solumak, ben kendimi burada mutlu hissedecek miyim, hissetmeyecek miyim? Ya da laboratuvar imkanları, nasıl üniversitenin imkanları var? Bu kafalarındaki tüm soruların cevaplarını üniversitelerde bulmaları gerekiyor. Hatta şunu söylüyoruz, kafanızda en ufak bir şüphe bırakan bu süreçte özellikle, kafanızda en ufak bir şüphe bırakan bir üniversite varsa mutlaka üzerini çizin ya başka bir alternatif üzerinden ilerleyin diyoruz. Çünkü bu süreçte sizin aklınızdaki soru işaretlerini gideremiyorsa bir üniversite mutlaka öğrencilik hayatınızda da belli oranlarda mutsuz olma ihtimalinizin olduğu yerler olacaktır diyoruz. O yüzden kendimizi girdiğimizde iyi hissettiğimiz hani bir şeyin havası vardır ya böyle bir mekana girdiğinizde bir ferahlık vardır. Kendinizi bir iyi hissedersiniz ya da baskı altında olumsuz bir duygu çöker. Mutlaka bunu gidin yerinde görün, alacağınız cevaplara göre de listenize dahil edin ya da etmeyin diye tavsiyelerde bulunuyoruz.